Merhaba, hoş geldiniz. Bugün orijinal bayram külünçesi yapıyorum. Külünçe, Şanlıurfa'da Ramazan ayının ikinci haftasından sonra bayram hazırlığı olarak yapılan bir peksimet çeşididir. Bu arada külünçeyi Şanlıurfa'da mahalle fırınlarında büyük ölçülerde yaparlar. Ben şu an ev ortamına uygun ölçülerde yapmaya çalışıyorum. Şimdi külünçenin yapımına başlıyorum. Külünçe için bir kabın içine 2 paket eritilmiş margarini alıyorum. Üzerine 2 su bardağı sütü ekliyorum. Biraz karıştırıyorum. Üzerine bir tatlı kaşığı külünçe baharatı ekliyorum. Bu arada külünçe baharatı tarçın, rezene, muskat, karanfil ve mahlep karışımının öğütülmüş halinden oluşuyor. Üzerine bir tatlı kaşığı da mahlep ekliyorum. Bir tatlı kaşığı çörek otu ekliyorum. Bir su bardağı susam ekliyorum. İki yumurta ekliyorum. İki paket kabartma tozu ekliyorum. İki su bardağı toz şeker ekliyorum. Bunları iyice karıştırıyorum. Hepsini iyice karıştırdım. Şimdi üzerine aldığı kadar un ekleyerek yoğurmaya başlıyorum. Külünçe hamurunun kıvamı oldu. Bu şekilde ele yapışmayan yumuşak bir hamur olması gerekiyor. Şimdi şekil vermeye başlıyorum. Külünçe hamurundan bir parça aldım. Bu şekilde mandalinadan biraz büyük, hemen hemen bir portakal kadar bir hamur aldım. Bunu elimle biraz yuvarlıyorum. Sonra merdane ile biraz açmaya çalışıyorum. Hamuru bir parmak kalınlığında açtım. Yuvarlak olması için elimle biraz düzeltiyorum. Bu şekilde parmaklarımla sıkıştırarak kenarlarını şekillendiriyorum. Kenarlarını şekillendirdikten sonra biraz üzerine tekrar bastırıyorum hafif bir şekilde. Daha sonra külünçenin orta kısımlarını bir çatalla deliyorum. Hazırladığım külünçeyi bir fırın tepsisine alıyorum. Bu şekilde oldu.
Ben orijinal şeklini vermeye çalıştığım için böyle yaptım. Siz istediğiniz gibi şekillendirebilirsiniz. Şimdi hamurdan az öncekinden biraz daha büyük bir parça aldım. Bu arada külünçe Urfa'da iki şekilde yapılıyor. Bir az önce yaptığım gibi yuvarlak, bir de şimdi yapacaklarım gibi üçgen olarak yapılıyor. Ben hamurun kalanını üçgen olarak yapacağım. Üçgen olarak yapacağım külünçeler için hamuru biraz daha büyük kullanıyorum. Külünçelerin hepsini hazırladım. Şimdi bir yumurta çırpıp üzerlerine sürüyorum. Yumurtayı da sürdüm. Şimdi fırına veriyorum. Külünçeler pişti. Ben önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında 40 dakika pişirdim. Bu süreyi siz kendi fırınıza göre ayarlarsınız. Umarım sizler de bu güzel bayram lezzetini dener ve beğenirsiniz. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.